Herkese merhaba. Filmlerde bir baraj patladığında büyüleyici bir görüntü oluşturabilir. Ancak gerçek hayatta işler biraz daha farklı. Şu anda 2335 metre uzunluğuyla dünyadaki en büyük ve teknolojik olarak en gelişmiş baraja bakıyorsunuz. Bu mühendislik mucizesi bile ardındaki inanılmaz su basıncına karşı direnemedi. Bugün sizlere bunun nasıl meydana geldiğini göstereceğiz. Hadi başlayalım. Brumadinho Barajı. Brezilya şehri Brumadinho'daki barajın milyonlarca ton endüstriyel atığı tutması gerekiyordu. Ama neler olduğuna bir bakın. Baraj, en ucuz ve en ulaşılabilir malzeme olan atıklardan yapılmıştı. Nemle birleşince atıklar hassaslaştı ve 5 Ocak 2019'da baraj taştı. Yok olmuş saklama bölgesinden o kadar atık malzeme taştı ki, bu atıklar 4800 olimpik yüzme havuzunu doldurabilirdi. Sayano-Şaşınskaya Barajı. 17 Ağustos 2009 yılında Sayano-Şaşınskaya Hidroelektrik Barajı'nda sıradan bir çalışma günü başlamıştı. Ancak sabah saat 8.13'te bu olay meydana geldi. Kritik bir parçadaki hata yüzünden yüksek basınçlı su türbin boşluğundan yükselmeye başladı. Basınç o kadar güçlüydü ki tüm binayı dakikalar içinde su bastı. Su önce çalışanların ayaklarını ıslatmaya ve daha sonra da park alanına kadar akmaya başladı. Patlama seslerini duyabilirsiniz. Bu sesler tüm hidroelektrik santralde elektrik kesintisine neden olan kısa devrelerin sesiydi. Kapılar açık kaldı ve artık suyu geride tutacak hiçbir şey yoktu. Su hızlıca barajı yıktı ve 40 ton makine yağı suyun içine karıştı. Bu facianın toplam hasarı 100 milyon doları buldu. Tamirat tam 5 yıl sürdü. Dunlap Gölü. Teksas'taki bu baraj 91 yıllık sadık görevinden sonra emekli olmaya karar verdi. Çöküşü ise kameraların önünde gerçekleşti. Su devasa beton yapıyı deldi. Baraj eğildi ve daha sonra iki parçaya ayrıldı. Kaynayan akıntı havaya beton parçaları gönderdi. Bu, üzerine barajın inşa edildiği Dunlap Gölü'nün 14 Mayıs 2019 sabah saatlerindeki görüntüsü. Öğleden sonra devasa rezervuar öylece akıp gitti. Bu da göl kenarından lüks mülk alan insanların arazilerinin geldiği hal. Michigan Barajları. Mayıs 2020'de Michigan ilinin iç kısmında yeni bir göl göründü. Bu göl, Michigan Hidroelektrik Santrali'ndeki iki barajın birkaç saat süren yıkılışı sonrasında oluştu. Yoğun yağışlar sebebiyle rezervuardaki su kritik seviyeye yükseldi. Hidroelektrik santralde çalışanlar suyu tahliye etmeyi denedi ancak basınç çok güçlüydü ve sonunda baraj çöktü. Bu gölün baraj çökmeden önceki görüntüsü ve bu da sonrasındaki görüntüsü. Göldeki su, Tidabovasi Nehri boyunca yükselen bir sel gibi büyüdü ve yol boyunca trafiği taşıyan köprüyü yok etti. Ormanları ve tarlaları 2.7 metre derinliğinde su bastı. Bu, Michigan'da yaşanan en kötü su baskınıydı. Laos Barajı. Laos, 16 hidroelektrik baraja ev sahipliği yapıyor ve bunlardan ikisi çoktan yıkıldı. İlk yıkım 2017 yılında Shangguan'ın merkezinde yaşandı. Yağışta geçen mevsimden sonra hala tamamlanmamış olan Namao Barajı çöktü ve yarım milyon metreküp su dağlardan aşağıya hızla akmaya başladı. Yalnızca bir yıl sonra Atipo vilayetindeki Güneydoğu Laos'taki baraj yıkıldı. Bu felaket de ekstrem hava durumu yüzünden yaşandı. 5 milyar metreküp civarındaki sağanak yağış yakındaki kasabaları silip süpürdü. Bu 2017'deki kıyametten 10 kat daha büyüktü. Sular geri çekildiğinde kasabadan geri kalanlarsa bunlardı. Evet, yine de Laos'ta 50 baraj daha yapıldı. Ancak bölgedeki öngörülemez hava koşullarıyla başa çıkmaya hazır olup olmadıkları ile ilgili kimse endişeleniyormuş gibi görünmüyor. Mariana Barajı. 15 Kasım 2015'te dünya tarihindeki en büyük zehirli su baskını olayı yaşandı. Brezilya şehri Mariana'daki baraj çöktü ve saklanan maden endüstrisinin atıkları salıverildi. 42 milyon metreküplük zehirli atık 668 kilometrelik bir alana aktı ve 17 gün sonra Atlantik Okyanusu'na ulaştı. Maden sahiplerine 4.8 milyar dolarlık fatura kesildi ve bu rakama salgından etkilenen mağdurların zararları dahil değil. Sardoba Rezervuarı. Google haritalarda gördüğünüz bu su kaynağı çölü sulamak için kullanılan bir rezervuar. Bu rezervuar tam 900 milyon ton su tutuyordu. Ne yazık ki barajın inşaatı sırasında şirket paradan kısmaya başladı ve ihtiyaç duyulan malzemelerin yalnızca yarısını aldı. 1 Mayıs 2020'de genellikle sert rüzgarlar sebebiyle büyük ve güçlü bir dalga ilk önce altı kısmı ve daha sonra da tüm barajı yıktı. Şu anda NASA'nın çektiği önceki görsele bakıyorsunuz.
Bu da sonraki görsel. Su 60 kilometre boyunca yol aldı ve hatta komşu ülke Kazakistan'ın sınırına toplandı. Barajın yıkılmasından sonra devasa kedi balıkları kıyıya vurdu. Hatta hükümet barajın yarılmasının nedeni olarak bunu göstermeyi bile denedi. Eğer Google haritalardan Dastik MFY'a girerseniz rezervuarın yanında bir otel bulacaksınız ve burada su basan bölgenin gerçek halini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Kolombiya Cauca Nehri üzerindeki baraj. Kolombiya'nın en büyük hidroelektrik barajını inşa etmek için proje mühendisleri nehrin izlediği yolun yönünü değiştirdi. Fazla suyun da yeraltı tünellerinden ve özel olarak hazırlanmış kanallardan geçmesi gerekiyordu. Ancak gerçekte olanlar biraz farklıydı. Yaşanan toprak kayması, üçüncü en büyük tüneli tıkadı. İşçiler tıkanan tüneli temizleyemedi ve daha sonra su tıkanıklığa adeta yumruk atarak tünelde kocaman bir delik açtı. Akıntı o kadar güçlüydü ki birkaç ton ağırlığındaki inşaat araçlarını bile ters çevirdi. Ve dakikalar içinde yakınlardaki kasabayı su bastı. Three Gorges Barajı. Çin'in hidroelektrik santrali Three Gorges Barajı inşa edilmiş en büyük elektrik üretim tesisi olarak biliniyor ve 39.3 kilometre kare suyu tutuyor. Bu devasa baraj 2335 metre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğinde ve ne yazık ki çökmenin eşiğinde. Bunun tüm sebebi 2 ay süren yoğun yağışın maksimum 175 metre kapasitedeki rezervuarda bulunan suyun 167.65 metreye çıkması. Bu o kadar büyük bir sayı ki 19 Temmuz 2020'de barajın 65.5 milyon tonluk tek parçalık betonu suyun basıncı yüzünden bükülmeye başladı. Devlet acil durum ilan ederek suyu tahliye etmeye karar verdi. Saniyede 49.2 milyon litre suyu tahliye etmek için barajın 11 boşaltma ağzı açıldı. Bir saniye içinde 50 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde 27 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek su dalgaları dışarı çıktı. Eğer baraj buna dayanamazsa o zaman su saatte 100 kilometre hızla akacak ve su basan yerlerdeki su seviyesi 20 metreye çıkacaktı. Su basan bölge ise Yangtze'den Şangay'a kadar olan bölgeyi kapsıyor ve 360 milyon insan tehlikede olacaktı. Ruza Barajı. Koltukta oturup YouTube izlerken bir anda evinizin su baskınıyla yüzdüğünü hayal edin. Bu, yakınlarda baraj yıkılması sonrası Rus kasabası Ruza'nın başına gelen şeydi. Bu bölge tek bir günde bir aylık yağış aldı. Sonrasında ise Gorodoyanka Nehri taştı ve boşaltma boruları çöplerle tıkandı. Kabaran akarsuyun 3 baraja geri çekilmesi gerekiyordu ancak şu anda ikinci baraja bakıyorsunuz. Barajlar bu kadar güçlü bir akıntı karşısında ayakta kalamadı. Puerto Rico Barajı. Puerto Rico'da toplam 38 baraj bulunuyor ve bunların her biri yüksek tehlike potansiyeli olarak derecelendirildi. Bu yüzden Maria Kasırgası adayı vurduğunda barajın yıkılması an meselesiydi. Villanica Gölü hızlıca taştı ve Guijatica Barajı'nda bir çatlak oluştu. Şu anda baktığınız yeşil alan barajın ta kendi ve bir tarafından güçlü su fışkırıyor. Bu da yarın havadan görünümü. Kazadan etkilenen bölgedeki 70 bin vatandaşı hayatta kalmak için kaçmaları gerektiği söylendi. Su hızlıca yerel yerleşim yerlerine ulaştı ve arkasında devasa bir yıkım bıraktı. Bu kez baraj ayakta kalmayı başardı ancak bu ne kadar sürebilirdi ki? Eğer baraj tamamen çökseydi 37 milyon metreküp su rezervuardan taşacaktı. Orville Barajı. Bunun Niagara Şelalesi olduğunu mu düşündünüz? Hayır. Şu anda Orville Barajı'ndaki korkunç su tahliyesine bakıyorsunuz. 7 Şubat 2017'de barajın boşaltma kanalında kocaman bir delik görüldü. Barajı yöneten şirket 100 milyon dolarlık yapım maliyetinden para kısmıştı. Görünen o ki kendilerine acilen Lamborghini almaları gerekiyordu. Ve bu da bu ihmalin sonucu. Bölgede yoğun yağışlar meydana geldi ve rezervuar inanılmaz bir şekilde taşmaya başladı. Barajda ayrıkların oluşmasını engellemek için işçilerin kapıları açıp suyu tahliye etmesi gerekiyordu. Ne ters gidebilir ki? Bir saniye içinde 2831 metreküp su boşaltma kanalından boşaldı ve birkaç gün sonra barajın döndüğü hale bakın. Bu göz kamaştıran su gösterisi 1.1 milyar dolar kayba neden oldu. Ama gökkuşağı harika görünüyor. Sizi en çok hangi baraj yıkımı etkiledi? Yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.